Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün 19 Mayıs, Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Bugün çok önemli aynı zamanda Türk Havacılığı için. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından tasarlanan jet motorlu eğitim uçağı Hürjet bugün Samsun'da. Ve Samsun'da 19 Mayıs'a özel bir gösteri uçuşu yapacak. Bu nedenden dolayı da gayet heyecanlıyım. Sizlere bu videoyu İzmir'den dışarıdan böyle bir parklara, bahçelere açıldık çekiyorum. Bir yandan da o gösteri nasıl olacak merakla bekliyorum. İlk konumuzu tabii biraz Hürjet'i anlatalım. Bir yandan Hürjet yaklaşık bir yıl, yani bir yılda açtık, 13 aydır test uçuşları gerçekleştiriyor Ankara'da. Ve bu Ankara'daki testlerinde 56 sorti ve 65 saatlik uçuşu tamamlamış durumda. Geçtiğimiz günlerde de TUSAŞ bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda da bazı temel akrobasi hareketlerini Hürjet büyük bir başarıyla yapıyordu. Şimdi Hürjet için teslimat tarihi 2025 olarak güncellenmiş durumda. Bununla birlikte Hürjetler İzmir Çiğli'de bulunan T-38M tipi ileri jet eğitim uçaklarının yerini alacak. Tek motorlu, gerçekten performans açısından daha böyle testlerin başında bu basit akrobasi hareketlerini yapması bile çok çok önemli. Büyük bir başarıyla devam ediyor. Allah nazardan saklasın diyelim. Ve bu T-38'lerin yerini aldıktan sonra ikinci önemli adımız ise Türk Yıldızları'nda gerçekten uzun yıllardır kullanılan NF-5 uçaklarının yerini Hürjet'in alacak olması. Bu açıdan da akrobasi uçuşu, Türk Yıldızlar'la birlikte hatırlıyorsunuz geçtiğimiz yıl çok güzel bir uçuş yapmıştı, liderlik etmişti Hürjet ona. Giderek Hürjet onların yerini alacak ve farklı bir noktaya doğru getirecek. Bu güzel günde, bu önemli günde, bu bayram gününde de bu haberi sizlerle paylaşmak onur ve de gurur verici. İnşallah devamı gelir diyoruz. Tabi bunu da derken bir yandan da gözler Milli Muharip Uçak Kağan'da 3. 4. 5. uçuşlarını yavaş yavaş bekliyoruz. Oradan da güzel haberler kulaklarımızı o tarafa doğru kabartmış durumdayız. İkinci konumuza gelecek olursak, geçtiğimiz günlerde Polonya'da bir askeri bir tören yapıldı. İki Haluk diyorum ben. Birincisi Profesör Doktor Haluk Görgün ve ikincisi de tabii Baykar'ın genel müdürü Haluk Bayraktar o törendeydi. Ve bu törenle birlikte Polonya'ya teslim edilen son 6 adetlik TB2 Bayraktar İHA ile birlikte o Polonya'nın sipariş vermiş olduğu İHA'ların teslimatları tamamlanmış oldu. Partnerimiz olan ilk defa Polonya'ya bir ihracat sözleşmesi imzalamıştık. Mayıs 2021'de 4 sistemlik bir sözleşmeydi. Ve biz bu sözleşmeyi, 4 sistemi tamamını tam zamanında herhangi bir gecikme olmaksızın tüm eğitimleriyle, depo seviyesi bakım kabiliyetiyle birlikte Polonya Hava Kuvvetleri'ne bugünkü yapılan törenle de teslim etmiş olduk. Tüm sistemler başarıyla teslim edildi ve halihazırda aktif bir şekilde Polonya Hava Kuvvetleri'nde Bayraktar TB2'ler geçtiğimiz bir yıldan bu yana operasyon olarak görevlerini sürdürüyorlar. Az önce öğrendiğimize göre 1000 saatin üzerinde bir uçuş saatine imza atılmış burada Bayraktar TB2'lerle. TB2'nin aslında kendileri için kastımize edilebilen yönlerinin de olmuş olması, onların da bir şekilde bu sistem üzerinde ihtiyaçları doğrultusunda Baykar'ın teknik destekleriyle beraber bir özgün ürüne sahip olmaları ve bunu ifade etmeleri bizim için memnuniyet vericiydi. TB2 dünyanın işte yaklaşık 40 ülkesinde kullanılan bir insansız hava aracı ve açık ara rakiplerinin önünde 800 bin saatin üzerinde uçuşu tamamladı yaklaşık olarak. Burada TB2'nin tabii ki şöyle bir Baykar firmasının buradaki başarılı ilişkisi, çok profesyonel bir şekilde süreci yönetmesi diğer savunma sanayi firmalarımız açısından da önemli fırsat kapılarını açıyor. Aynı zamanda tabii Türkiye ve Polonya'nın havacılık tarihinde çok ilginç bir geçmişi var. Bunu aslında 1. Dünya Savaşı yıllarına götürmekte fayda var. Ama 1930'larda Türkiye Polonya'dan uçak satın alınırken aradan geçen yıllar sonrasında bir havacılık ürünü, bir İHA ihraç etmesi de çok çok önemli bir başarı. Umarım bu ilişkiler devam eder.
Diyeceksiniz ki bu ilişki nereden kaynaklanıyor? Bir dönem Osmanlı İmparatorluğu zamanında Lehistan tarafında Osmanlıların toprakları var ve oradaki bazıları da Osmanlı vatandaşı. Tabii uzun yıllar sonra 1. Dünya Savaşı başlarken 1914'te o topraklar kaybedilmiş ama oradaki vatandaşlık devam ediyor ve oradaki erkeklere de Osmanlı ordusuna askere katılmaları üzerine celp yani askere katılım emirleri gitmeye başlıyor. Onlardan bir tanesi de Ludomil Royski adlı bir Osmanlı vatandaşı. O celbe katılmak üzere yola çıkıyor, İstanbul'a geliyor ve kendisine görev olarak pilotluk veriliyor. Pilotaj eğitiminin arkasından Osmanlı Hava Kuvvetleri'ne 1. Dünya Savaşı'nda görev yapıyor. 1918'de de savaş bitince terhis ediliyor. Ülkesine dönüyor. Polonya Hava Kuvvetleri'nin kuruluşunda görev yapıyor. Aynı zamanda mühendislik eğitimi de alıyor. Ve 1930'larda da Osmanlı'dan aldığı pilotaj eğitimini devam ettirip PZL olarak adlandırılan PZL Polonya Havacılık Endüstrisi'nde görev yapmaya başlıyor. O yıllarda Türk Hava Kuvvetleri'ni güçlendirmek amacıyla çeşitli uçak alım çalışmaları var. Hatta Fransa ile masaya oturuluyor. Fransa'dan bir uçak modeli beğeniliyor. Fakat Fransa hatta bir uçağı da bir Türk bayrağı kuyruğuna boyuyor. Fakat o uçaklar teslim edilmiyor. Yine böyle bir gol yiyoruz. Tarihi bir gol yiyoruz. Ve arkasından Türkiye'ye gelip PZL 24 olarak adlandırılan üstten kanatlı, bek tekerlekli dönemin farklı bir mimariye, tasarım mimarisine sahip uçağı Türk Hava Kuvvetleri'ne öneriyor. Ve bu önerisi de kabul ediliyor. Öneri kabul edildikten sonra da o uçak Kayseri'deki Tayara Fabrikası'nda ortak üretim şeklinde üretiliyor ve Türk Hava Kuvvetleri'nde teslim ediliyor. Hatta dünyanın ilk kadın pilotu olan Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen de bu PZL 24'te bir uçuş gerçekleştiriyor. Halen dünyada kalan tek örneği de Yeşilköy'deki Havacılık Müzesi'nde yer almakta. Bunu da notlarımıza iletelim ve yıllar sonra o anlaşmalar, o satışlar bir bakıyorsunuz işte gün geliyor Türkiye'ye. İHA ihraç eder hale geliyor. Umarım TUSAŞ'ın diğer ürünlerini de alırlar. Ben bu konuyla ilgili de bir video hazırlamıştım. Detaylar için linki buraya bırakıyorum. İlgili arkadaşlar buradan girip bu videoyu takip edebilirler. Şimdi geçen haftanın ilginç havacılık hikayelerinden biri de sivil havacılıkta. Hatırlayacaksınız 30 Kasım 2007 tarihinde Atlas Global yolcularını taşıyan World Focus Hava Yolları'nın uçağı Isparta'ya yaklaşmada bir kaza geçirmiş. Dağa çarparak o yolculuk ne yazık ki çok hazin bir şekilde sonlanmış. 57 insanımız hayatını kaybetmişti. O konuyla da ilgili kaza raporundan yola çıkarak ben bir video hazırlamıştım. Linkini de buraya yukarı doğru bırakayım. O dönem World Focus Hava Yolları'nın sahibi, yönetim kurulu başkanı birkaç ay önce o şirketi satın almış Yavuz Çizmeci'ydi. Yavuz Çizmeci de Türk sivil havacılığı için ilginç bir karakter. Yıllar önce 1990'ların başında Sultan Air'ı kuruyor. Arkasından o şirket iflas ediyor. MNG Hava Yolları'nın ilk yıllarında görev yapıyor genel müdür olarak. Sonrasında ayrılıyor. ACT Kargo şirketini kuruyor. Halen bu ACT Hava Yolları operasyonuna devam ediyor. Bir de May Teknik şirketi var. Bakım merkezi. O da Çinlerle ortak bir şekilde devam ediyor. Kaza sonrasında yargılamayla birlikte Yavuz Çizmeci'ye 11 yıl 8 ay hapis cezası çıkmıştı. Ve Yavuz Çizmeci ondan sonra yurt dışında izini adeta kaybetmişti. Bazı iddialar Türkiye'ye girip çıktığı şeklindeydi. Ve en son geçtiğimiz günlerde yine yurt dışına sahte bir kimlikle çıkmak üzereyken yaptığı şüpheli hareketler sonrasında polis tarafından İstanbul Havalimanı'nda tespit ediliyor. Hemen bakılıyor kimliği eski kimlik sahte olduğu tespit edilip arkasından parmak izine geçildiği zaman Yavuz Çizmeci olduğu ortaya çıkıyor. Ve hemen gözaltı sonrasında tutuklanarak cezaevine doğru yönlendiriliyor. Bu gerçekten çok ilginç. Çünkü o kaza sonrasında ilk defa Türkiye'de bir yolcu uçağı kaza sonrasında hapis cezaları çıkmıştı. Türk sivil havacılığı da bu konuyla ilgili çok ciddi bir sınavdan adeta geçmişti. Çünkü gerçekten hani olayın bilim insanlarımızın ölmesinin yanı sıra gerçekten bu kazada çok ilginç konular var. Onları da raporda ben size eksiklikler havacılık açısından bakarak sizlere belirtmiştim. Linkten girip izleyebilirsiniz. Bu gerçekten çok önemli bir mevzuydu. Şimdi sivil havacılıktan biraz devam edecek olursak Rusya'nın çok ilginç bir toprağı var. Anakara'ya bu yaklaşık 663 kilometre uzaklıkta Litvanya ve Polonya arasında yer alan oblastı. Bu bölgenin de ana merkezi Kaliningrad.
ve Kaliningrad da tabii Rus toprağı. Oradan Türkiye'ye charter uçuşlar yapılması amacıyla bir takım girişimler var. Fakat tabii Kaliningrad'dan kalkan uçak doğrudan Avrupa Birliği hava sahasına giriyor. Ve tabii ki bu uçuş imkansız hale geliyor. Çünkü Avrupa Birliği burada uçacak uçaklara izin vermiyor. Önce yeni kurulmuş Antalya'daki Southwind hava yollarına bu teklif edildi. Southwind alamadı bunu. Ve hatta sonrasında Avrupa Birliği üzerine yaptığı uçuşlara da kısıtlama geldi. Arkasından Tailwind hava yollarına benzer bir teklif geldi. Tailwind de bunu yapamadı. En sonunda Corendon hava yollarına geldi. Hatırlayacaksınız, Corendon'un uçağı geçen haftaki programımızda söylemiştik. Gazipaşa'ya inişte o burun iniş takımında lastiği patlayıp burun iniş takımı üzerine lastikler ayrılıyor veya daha doğrusu eriyor piste sürünmekten onun üzerine inmişti. Corendon'a da izin verilmedi. Hatta Corendon'a da bir Avrupa Birliği yasağı gelecek mi? Ben de açıkçası böyle bir duyumlar gelince sonrasında bu havayolu şirketi tarafından böyle bir şey olmadığı ifade edildi. Corendon Antalya merkezli Corendon grubunun şirketi ama Türk bayraklı havayolunun yanı sıra Corendon Dutch Hollanda merkezli ve Corendon Europe Malta merkezli iki havayolu şirketi. Yani toplam 3 havayolu şirketi. Onlara tabii böyle bir yasak gelmesi gerçekten çok büyük bir zor bir durum. Bu konuyla ilgili önemli olan Türkiye'de Ulaştırma Bakanlığı'nın, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün çok ciddi bir duruş göstermesi gerekiyor. Bu tür adımlar ben Türk havacılığı açısından bir tehdit olarak görüyorum. Buradan atılacak, işte geçmişte bu Onur Hava Yolları ile ilgili bazı sıkıntılar yaşanmıştı. Benzer bir durum atılırsa gerçekten Türk şirketlerinin piyasa payları çok iyi, büyüyorlar, yeni yeni şirketler kuruluyor. Ağır bir hasar görebilir. Bu konuyla biraz daha Sivil Havacılığın, Ulaştırma Bakanlığı'nın işi sıkı tutması gerektiğine inanıyorum. Videonun başında da belirttim. Bu videoyu size İzmir'den çekiyorum. İşte kayınpederimin bir ufak bir rahatsızlığı var. Yanına gelip azıcık güç verdik ona. İyi de geldi. Ama tabii bizler otururken burada tepemizden devamlı helikopterler geçiyor. Hatta dün gece Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait 2 AH-1W Super Cobra helikopterinin geçişini gördük. Tabii bu ne oluyor diye aklımıza soru gelince hemen Doğan Bey yakınlarında Efes tatbikatı yapılıyor. Efes tatbikatının gece atışları için gidiyorlar. Bir bakıyoruz geçtiğimiz gündüz vakti de Chinook, Black Hawk, Cougar helikopterlerinden oluşan üçlü kollar, Seahawk helikopterlerinden oluşan üçlü kollar tatbikat bölgesine doğru uçuş yapıyorlar. Gerçekten izlemesi çok keyifli. Bu yıl Deniz Kurdu tatbikatında 21 Türk şirketinin çok farklı ürünleri görev yapıyor. İşte Anka, TB2 gibi İHA'ların yanı sıra TCG İstanbul istif sınıfı, TCG Anadolu gibi gemilerimiz, Buran gibi çeşitli kara araçları, Zaha örneğin FNSS'in, Marlin gibi insansız deniz araçları gibi çok fazla sayıda yerli sistemler var. Bunlar da açıkçası böyle bir önemli bir gösteri oluyor. Çünkü bu tatbikatlar aynı zamanda çok sayıda yabancı ateşe tarafından da dikkatle izleniyor ve Türk savunma ürünleri için de çok ciddi bir pay oluşturmuş durumda. Şimdi tekrar sivil havacılığa dönelim. İlginç bir sivil havacılık olayı geçen hafta meydana geldi. Daha doğrusu bunu ortaya koyduk. Tabii Türk şirketler büyürken uçak ihtiyaçlarını karşılamaları gerekiyor. Nedir mesela uçak ihtiyaçlarını karşılamalarıyla ilgili? Uçaklar kiralanıyor. Belirli bir dönem anlaşma yapılıyor. Genellikle aylık veya diğer üretimler şeklinde bunlar kiraya veriliyor. Ve bu kiralarla ilgili olarak da bunlardan bir tanesi de BBN Hava Yolları bir uçağı kiraladı. A321 uçağı. Bu uçağı nereden hatırlıyoruz? Tarihler 13 Mayıs 2018'i gösterirken Atatürk Havalimanı'nda bu uçak o zaman Türk Hava Yolları tarafından kullanılıyordu. Koreli, Güney Koreli Asiana Hava Yolları'nın Airbus A330'u inişini yaptı. Arkasından dönüp taksi yaparken yanlış çizgiyi izlemesi nedeniyle sağ kanat ucu 321'in o kuyruğunu adeta biçti. Tam o sırada da tabii işte itfaiyedir, şudur budur gerekli önlemler alındı. Bu çok ciddi bir kaza oldu. Bunlarla ilgili de rapor hazırlandı. Hatta raporu da size linklerine bırakayım. Meraklılar otursunlar, okusunlar bunları. Bu uçak tabii ki bakıma alındı. Kuyruğu değiştirildi. O iş işte 13 Mayıs 2018'de meydana gelen kazanın arkasından Türk Hava Yolları teknik yaklaşık 6 aylık bir bakım sonrasında kuyruğu tamamen değiştirdi. Airbus mühendislerinin tabii ki onayları doğrultusunda. Arkasından da bu uçak tekrar seferlerine başladı.
bir yıl sonra, yaklaşık bir yıl sonra da kiralama anlaşması bitti. Önce Onur Air bu uçağı kiraladı. Arkasından da Aruba Airlines ve Nexus Aviation tarafından bu uçak kullanılmaya devam etti. Yıl 2024. Bu uçak şimdi BBN'ye geliyor. Tabii kuyruğu yenilenmiş bir şekilde. Bu kuyruğu bir şekilde bitiren uçakta tekrar Türkiye macerası başlamış oldu. TE'ye Onur Air, arkasından BBN'de. Bu gerçekten ilginç bir durum. BBN'nin bazı 321'leri Türk Hava Yolları'nın alt markasıydı. Ayrı bir şirket haline geldi. Ajet'te uçuyorlar. Ben ilginç bir duruma rast geldim diyeyim. Sabiha Gökçen'den bir Ankara uçuşu için giderken Pegasus'ta gittim. Dönüşte Ajet'le döndüm. Pegasus'ta camdan baktığım zaman o uçağı gördüm. Beyaz, boyasız. Fakat uçağın da tescili TC, GPA, havacılık olarak söylersek Tango Charlie, Golf, Papa, Alfa, GPA tescili uçağın arkasına Türk bayrağı var. Fakat bu Türk bayrağını şimdi resmi de buraya paylaşayım sizle. O çıkartma şeklinde olur o. Yarısı yırtılmış. Ya arkadaşlar, BBN yabancı kaynaklı bir şirket. Türkiye'de de bir havayolu kurmuş durumda. Uçuyorlar, güzel de uçuyorlar. Uçaklarını da AJT'e kiralamışlar. Sevgili BBN Havayolları yöneticisi, lütfen bu sticker'ı yenilesinler. Çünkü Türk bayrağına yapılmış böyle bir yanlış bir hareket olarak ben adetmek istiyorum bunu. Lütfen onu yenilesinler. Operasyon koşturmalı. Uçakların dakika yerde kalmaması lazım ama oraya koyacağınız bir sticker bayrağımız çok çok önemli. Bu bayram günü de bunları belirtmek istiyorum. Şöyle bir ekonomiden konuşurken biraz daha borsadan konuşalım. Diyeceksiniz ki bu kanalın borsayla ne alakası var? Bu söylediklerim öncelikli olarak yatırım tavsiyesi değildir. Bilgi olarak sizlerle paylaşıyorum. Geçtiğimiz günlerde Altınay Savunma borsaya arzı, önce talep topladı. Arkasından da talebinin neredeyse 7 katına yakın bir talep geldi. O hisse talebi 1.8 milyar TL toplamış durumda ve Altınay'da borsaya kote oldu. Ve Türkiye'de işte Aselsan'ın açtığı yolda ilerleyen işte Koç grubunun otogarı, Karel, Katmerciler, Tümosan, Titra'nın da o kamikaze dronların içinde olduğu Pacific Holding, en son SDT Uzay katılmıştı bu borsa konseptine. Altınay'da bu savunma sektörüne eklenmiş oldu. Altınay'dan sonra da Onur Yüksek Teknoloji geliyor. Onur çeşitli haberleşme sistemleri yapıyor. Aynı zamanda da güneş enerjisiyle ilgili faaliyet gösteriyor. Onlar için de 22-23 Mayıs'ta ön talep toplanmaya başlanacak. Bakalım performans nasıl olacak, göreceğiz. Burada da tabii savunma şirketleri için, ben sistemde de bunlarla ilgili bir yazı yazdım. Savunma şirketleri için yeni bir finansman metodu oluşmuş oluyor. Şimdi savunmada ARGE faaliyetleri çok ciddi. ARGE için çok ciddi para harcamak lazım. Ve bu paraları uzun dönem harcıyorsunuz. Testleri yapıyorsunuz, ürünü geliştiriyorsunuz, ürünleşiyor. Arkasından satabilirsiniz. Türk Silahlı Kuvvetleri zaten TSK aldıktan sonra diğer ülkelere ihraç etmek daha kolay oluyor. Ama bu süreler görüyorsunuz. İşte bir uçağın bilmem kaç sene sürüyor. Helikopter, füze, sistemler gerçekten uzun. Altınay ve Onur ARGE faaliyetlerini arttırmak, daha fazla ürüne sahip olmak amacıyla finansman ihtiyaçlarını bu şekilde borsaya kote ederek alıyorlar. Burada dikkat edilmesi gereken metot, ben borsa oynamıyorum. Borsayla hiçbir bilgim yok ki, üniversitede maliye okumama rağmen bilançolarını iyi takip edin lütfen. Neler alıyor, ihalelerde nelere var, bunlara bakın. Sonuçta borsaya birçok insan çoluğunun çocuğunun yatırımı, onların rızkını ayırarak bir yatırım yapmaya çaba sarf ediyor. Tabii ki yer sistemlerin, milli şirketlere, milli konularda yatırım yapmak çok önemli. Ama bunlara bakarken de bilanço okumayı öğrenin ve bunlarla ilgili iyi araştırma yapın diye önerimi veriyorum ben. Bunun da bir yatırım önerisi olmadığının tekrar altını çiziyorum. Sonuçta çok savunma şirketinin borsada olması önemli bir konu. Ama bu şirketlerin de ihracat yapabilir, ürün geliştirebilir hale gelmeleri de bir başka önem arz eden durum. Evet, bugün geldik İzmir'de. Şöyle bir haftanın gündemini de sizlerle birlikte aktarmış olduk. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun diyorum tekrar. Hürriyet'in gösterisini merakla bekliyoruz. Bana lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. Beğeniyorsanız videoyu şöyle bir beğen tuşuna basın. Bir sonraki hafta ve videoda görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.